Merhaba arkadaşlar. Cevizde yaz budaması. Yaz budaması arkadaşlar, cevizde yeni dikilen fidan olsun, 2 yaşındaki fidan olsun, 3 yaşındaki fidan olsun, bunlara kesinlikle yapılmalı. Eğer yaz budaması yapmazsanız fidanlarınız istediğiniz gelişim olmaz ve istediğiniz boya ulaştıramazsınız. Burada görüldüğü gibi ilkbaharda budama yapılmamış ve 70-80 santimden dallar var, sürgünler. Bu şekilde meyve var. Biz şimdilik şöyle makasımıza gösteriyoruz. Birinci sürgünü kestik arkadaşlar, yan dalı. İkinciyi de kestik, meyve gitti. Şimdi bunu da alıyoruz. Bir diğer sürgünümüzü alıyoruz, şuradan gösterelim şöyle. Burada arkadaşlar 1.80'e kadar hiçbir şey bırakmıyoruz. Yani bu olmazsa olmazımız. Eğer 1.80'den altında sürgün bırakırsanız fidanımız gelişmeyecek. Bunu da aldık. Buralara da arkadaşlar hiçbir şey sürmenize gerek yok. Hele ki su tut. Asla ve asla sürmüyorsunuz arkadaşlar. Burada tek sürgün bırakıyoruz. Sağlam, kuvvetli olanı. Ve bu şekilde bunun büyümesini sağlıyoruz. Bu sene nereden baksan bu sürgün 2 metre olacak arkadaşlar. Çünkü eğer bu zamanında budama yapılsaydı buradaki sürgünler şu anda 2 metre sürgün almış olacaktık. Maalesef daha 15 santim sürgünü bile yok. Bir diğer fidanımıza gidelim. Görüldüğü gibi arkadaşlar bütün enerjiyi bunlara veriyor. O yüzden ne yapıyoruz? Hiç acımıyoruz. Bu şekilde ikinci bir olay su tut arkadaşlar. Su tut sürmüş görüldüğü gibi ve tırnaklı bırakılmış. Bakın su tutun altına bakalım. Bu şekilde bunu da alıyoruz. Burada zayıf olan sürgünümüzü alıyoruz. Burada zayıf olan hangisi? Bu. Bundan lider olmaz. Ve bunu lider bırakıyoruz. Meyveleri koparmış daha önceden. Bu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar. MS Tarım olarak Türkiye'nin her yerine aşıya, budamaya, bakıma teknik ekibimize gidiyoruz. Telefon numaram 0538 518 32 86. YouTube kanalım MS Tarım, kanalıma abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Yine bir fidanımız. Bunu da göstereyim şöyle. Görüyorsunuz hep sürgünde bırakılmış. Takip edilmemiş. Biz bunu hemen ilk defa alıyoruz. İkincisi bunu alıyoruz arkadaşlar. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Yani 1.80 altta sürgün dal bırakmıyoruz. Bunu da alıyoruz. Burası tırnaklı bırakılmış. Yara kaplamayacak. Kapatması için orayı da aldık. Bunu da alıyoruz. Ve bu şekilde gidecek arkadaşlar. Diğer bir önemli konu, herhangi bahçeden bir bahçeye geçerken arkadaşlar kesinlikle makaslarınızı dezenfekte ediyorsunuz. Asla ve asla bahçeye girerken dezenfekte etmeden, temizlemeden makasları bir başka bahçeye vurmuyorsunuz. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Çünkü hastalıkları taşımış oluyoruz. Bu hastalıkla zamanla hem o bahçe sahibinin bahçesine hem de milli ekonomiye büyük bir zarar. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin. MS Tarım sayfama, YouTube kanalıma abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. İyi çalışmalar.